Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Amerika, Xitay, Avasiya şirketlerinin Amerika'ya uçuşunu çekleşine karar kıldı. Amerika Avazı'nın 3. iyundaki haberde bildirilmişçe, Trump hükümeti Xitay Avasiya şirketlerinin Amerika'ya uçuşunu çekleşini planlayan. Xitay'ın Amerika Suudi Ayroplanı'nın iki devlet otursudaki yolcular mülazimetine eslige keltirişini çekligeliği sebeplik, Amerika hükümeti 16. iyundan başlayıp Xitay yolcular ayroplanı'nın Amerika'ya kirip çıkışını çekleşini planladı. Xitay'ın bu kılmışı 1980 yılı iki devlet otursudu tüzülgen kilişimge hılap iken. Xitay bilan Amerikaning Saudi sahasidagi navbatchi ayroplan haqidagi eng yangi talash tartishi bu yil 26 mart barliqqa kelgan. Ayni vaqtda Xitay Avasiya idorasi Avasiya shirkatining shu oyning 5-idagi uchish planiga asosan haftada bir qatim Xitayga uchadiganligini belgilagan. Ammo ayni vaqtda Amerikadan Xitayga uchadigan 3 Avasiya shirkati Xitay virus yuqumi sababidan Xitayga uchadigan ayroplanni to'xtatgan. Xitay dairleri ameliyatı Amerika Avasiya şirketinin Xitay'a uçuşunu çekilgen. Ama Xitay Avasiya şirketleri yanıla Amerika'a uçuşunu devamlaştırgan. Amerika'nın Birleşme Avasiya şirketi Katarlık Avasiya şirketleri bu kıtım Xitay'a uçuduğun ayruplarını əslige keltirişini planlap, Xitay Xalık Avasiya idarisi'ye iltimas kılgan bolsumu, bırak Xitay'dan cevap alalmağan. New York vaxtı gezinin haber kılışı, Amerika Katnaş Transport Ministerliği bu yıl 5. ayının 14. günü Xitay əməldarları bilan alaqı qılıb Amerika Avasiya şirketinin növətçi ayroplanığı icazat berişini tələb qılğan. Həm də Xitayın qılmışı iki dövlət otursuda hasıl qılınğan kilişimgə xilaflıq ikənligini, kilişimnin məqsədi alaqadır işlərə kapalətlik qılış ikənligi, özlərinin iltiması barlıq dövlət işi və xalqara növətçi ayroplanlarga mas kildiganlığını əskərtgən. Yaqınqı aylarda Amerika bilan Xitay münasibəti soğudu urışıdan buyanqı ciddi halətkə düşüb qalğan bulub İki devlet Hong Kong'un adliye müstakilliği ve virus yuquminin kilip çıkışını ta'kidlemaydigan devlet bexatarlık kanununu ilgiri sürüş to'g'risida keskin talash tartış kılmaqda. Amerika çekleş tizimlikidagi Xitay organlarını yana köpeytti. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilishicha Amerika çekleş qara tizimlikiga kirgizilgan Xitay organlarının tizimlikini köpeytti. Amerika Peyşembe gününden başlayıp kendigende Xitay'ın 4 akbarat organının Amerika işçideki faaliyetlerine bulgan çeklemini aşırmakçı bulgan bulup, bu hareket Amerika bilen Xitay otursudaki ciddilikini teximi küçeydi bitirdikken. Amerika Prezidenti Trump aldınca hepte Beijing'in Hong Kong'a bulgan kontrollukunu küçeydişke karşı 3 eliş tedbirlerini kollandığalıqını ilan kılgan idi. Reuters agentliğinin haber kılışça Xitay organlarının Amerika'daki faaliyetlerine çeklemi koyuş yeni tizimlikige Xitay'nın Merkez Televiziya Stansiyası CCTV ve Xitay Haber Agentliği kirgizilgen. Amerika'nın kararı Amerika bilen Xitay'nın chat el taratkuları otursudaki bir neçe ay devamlaşkan talaş tartışının bir kısmı bulup, bu yıl Mart'ta Washington Xitay'nın Amerikalık jurnalistlerini korkutuş ve parakendicilik salgalıqı sebeplik Xitay asaslıq devlet ilgiligideki akbarat organ hadimlerinin Amerika'da işleşke ruhsat kılınan sahnini 160'den 100'ge kıskartıdığalıqını ilan kılgan. Bununla karşı Xitay Mart ayında New York vakti gezdi, Wall köşesi gezdi ve Washington poşesi gezdiğinin barlıq Amerikalık jurnalistlerini kovalap çıkardığını ilan kılgan. Tünügün yana Amerika Saudi Ministerliği aldınca ayda ilan kılgan 33 Xitay şirketi ve organiga kartılgan cezanın Muşu Cuma günü 5. iyundan başlayıp yolu koyulduğunu bayan kıldı. Saudi Ministerliği bu 33 Xitay şirketi ve organini karı tizimlikke kirgizip, Onlarının kişilik hukuku dahili taarruz kılganlığını yaki Xitay armiyasının ihtiyaclık materiallarını setip elişini kollap, Amerika'nın devlet bir hatarlıkıgı tehdit salgallığını otturgu koygan karı tizimliki kirgizilgen şirketler içi de Dongfang Wanli Texniki Çeklik Şirketi Xitay'daki endanlık suni akıl şirketinin biri. Onun çıray tunuş teknikisi tarmak şirketi Şarkı Türkistan halkını küzdüş türü bilen münasibetlik iken. Xitay'nın asaslıq tor bexatarlık şirketi bolğan Chiho 360 mı bu tizimlikke kirgizilgen bolup, şirketinin tatqiqatı bexatarlık xadimlerinin keng diqqetini qozğan. Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ı Uyghur vaziyetige sükut qilish bilen ayıpladı. Türkiye Kelecek Partisi'nin reisi, sabık Türkiye Başministeri Ahmet Davutoğlu 2. iyun günü İstanbul'daki bir murasimde nutuq sözləb,
Erdoğan hükümeti emeldarlarının Xitayını Türkiye'ye örnek deb körüstüşünü, şunaqlı növetteki hükümetinin Uyğur vəziyetine sükut kılışını katıq tənqit kıldı. Davutoğlu'nun təkidleşçe Prezident Erdoğan'ın küyoğlu Türkiye Maliye Hazine Ministeri Barat Albayrak'ın Şarkı Türkistan'da Uyğurlarını yığıbiliş lagırlarına toplap, 21. əsrinin ən pəske zulümünü selivatkan Xitayını Türkiye'ye örnek körüstüşü bək xatırlık iken. Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Erdoğan hükümeti de 2009-yıldan 2016-yılgıca taşkı işler ministeri, baş ministeri Katarlıq vazifelerini ötügen ve Erdoğan'ın 2012-yıldaki ürümçü ziyareti Türkiye'nin şu devirdeki Uyğurlarını nokta kılgan Xitay siyasi de açkışlık rolü oynayan Türk siyasi yön. O 2019-yılı Erdoğan'ın Adalet ve Terakiyat Partisi'nin ayrılıp yakında Türkiye Kelecek Partisi'ni kurgan ve onun reislikini saylanan idi. Ahmet Davutoğlu Barat Albayrak'ını 2. iyun günü Kelecek Partisi İstanbul Vilayetlik Komitetinin ekiliş marasımda sözlügen nutkada tənqitledi. Onun körüstüşçe Barat Albayrak ötken hepte demokratiyanın Türkiye üçün bir yük bulup kalgalıqı, demokratiyanın bolmaslıqı məbləğ silişki tosqullu kılmaydıqalıqını ilgiri sürüp, bununğa Xitayını örnek kılıp görsətken. Davutoğlu Barat Albayrak'ın məbləğ bilen demokratiyanı bir orunğa koyup, Xitayını örnek körüstüşteki niyetinin intayın xatırlık işkallikini təkitləb, bununğa Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın nimi deydiqalıqını sorudu. Davutoğlu sözü de mündaq dedi. Hürmetlik Cumhur Reis ministerinin Xitay hirismenlikige nimi deydi? Bu minister Şarkı Türkistan'da qeyrindaşlarımızın yığıbiliş dağıdırgı toplap, 21. əsrinin en peske zulümünü selibatkan Xitay modelini nimi üçün örnek görüstüdü. Davutoğlu'nun təkidleşe 2009-yılı Şarkı Türkistan'daki bastırışını irqi qırğınçılıq dəb atıgan Prezident Erdoğan, hazır Şarkı Türkistan'da besim hessilab artkan bolsa mı, lekin bununğa sükut kılmaq diken. O sözde bunun sebebini sorab mundaq dedi. 2009-yılı mən taşkı işlem ministeri idim. O vaqtda besim hazırqıdak əhvalda bolmasa mı, Xitayning Şarkı Türkistan'daki siyasini irqi qırğınçılıq degen Cumhur Reis hazır nemişki jim turib oladı. Hakimiyet beşidikilerge şunu xitab qilaman. Bu fikirlerini sizge Xitay zulümünün Türkiye'deki hemdemçisi bolgan yeni şerikiniz berib atamdı. Davutoğlu bu yerde Erdoğan'ın qaysi yeni şerikini közü tutqanlıqını tüşendirmegen. Lekin bazı küzetkücülerinin karışça Davutoğlu sözü de Türkiye Vatan Partisi ve onun rehberi Doğu Perinçek'ni közü tutmaqta iken. Növete Doğu Perinçek ve onun partisi Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki siyasını aklaydıgan en şiddetlik aklı uçısına aylandı. Davutoğlu yukarıqı sözlerini Türkiye Xitay münasibeti yıkılışıp, Xitay'nın Türkiye'deki Uyğur musafirlerine bolgan besimi küçeygen, Xitay'nın bazı Uyğur musafirlerine ötküzüp berişini talep kılıp, Türkiye adliye organlarına besim işiltişi Türkiye'deki öktüçü partiya ve kişilik hukuk teşkilatları endişi kozgavatkan mezgildi kıldı. Türkiye'deki bazı öktüçü partiya parlament azalarının karışça, Erdoğan hükümetinin Xitay'a yıkılışı nukul soğudu bilen çeklenmeydiken. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanın açıkça dile getirdiği Çin özentisine ne demektedir? Doğu Türkistan'da kardeşlerimizi toplama kamplarında toplayıp 21. yüzyılın en aşağılık zulümlerini yapan Çin modelini bu bakan niçin örnek göstermektedir? 2009 yılında ben Dışişleri Bakanı iken o dönemde baskılar daha bu düzeyde değilken bile Doğu Türkistan'daki Çin politikasını soykırım olarak tanımlayan Sayın Cumhurbaşkanı şimdi niye suskundur? İktidara sesleniyorum. Bu fikirleri size Çin zulmünün Türkiye mümessili yeni iktidar ortağınız mı aşılıyor? 28 Şubatçı, demokrasi düşmanı bu kıymetli yol arkadaşını mı veriyor bu akılları? Büyük bir ülke olarak Çin ile ilişkilerimizi geliştirme zorreti yapılan zulümler karşısında sessiz kalmayı mazur kılmayacağı gibi Çin modelini Türkiye'ye taşıma gibi arkaik bir mağculuğu da meşru kılamaz. Amerika hükümetinin halkara dini erkinlik hakkındaki buyruğu kızgın alkışlandı. 2. iyun günü Amerika Prezidenti Donald Trump, Amerika hükümetinin halkara dini erkinlikini ilgiri sürüş hizmetindeki yetekçi bulduğun icraiye buyruğunu ilan kılgan idi. Mezkur buyruqta Donald Trump, dini erkinliknin Amerika'daki birinci orunda durduğun erkinlik işkallikini, şu sebepten dünya miqyasındaki barlıq dini erkinlik haklarının Amerika taşkı siyasetinde aldı bilen nezerge ilindiğin amili buluşu lazımlıqını bildirdi. 8 bölümge ayrılgan mezkur Prezident buyruğu halkaralıq mendin tarıqtılgan bulup, onu da tefsili kılıp barlıq dini cemaat ve dini müesseselerinin dâhli taarruz kılışkı bolmaydıgan muqaddes haklar işkallikki. Xalqara dini erkinlik hizmeti üçün ajırtıldığan məbləğinin köpeytildiğalıqı,
Şunundak xalqara dini erkinlikni Amerika diplomatiyasi bilan mujassamlashtirish lozimligi hamda Maliya ministrining dini erkinlikni cheklagan davlatlarga qarata Yarshari Magnitsky qonuni va boshqa jazo tadbirlarini ijro qildiganligi alohida ta'kidlangan. Buningga qo'shimcha holda Amerika tashqi ishlar ministrining 180 kun ichida xalqaro dini erkinlikni olg'a surish haqidagi tafsili plan loyihasini tayyorlaydiganligi aytilgan. Washington shahridagi xalqaro dini erkinlik komiteti mazkur prezident buyrug'ini qizg'in olqishlaydiganligini bildirdi. Komitet raisi Tony Perkins bu haqdagi bayonotida biz prezident Trumpning xalqaro dini erkinlikni davlat bexatarligi va tashqi siyosat sohasidagi muhim omillar qatoriga tizganligini qizg'in qo'llaymiz dedi. Mazkur komitet yillardan buyon Amerika hukumatini dunyoviy miqyosda dini erkinlikni olg'a suradigan bir umumiy strategiya tuzib chiqishga da'vat qilib kelayotgan bo'lib, bu qitimqi prezident buyrug'ining tarqitilishi dal mushu chaqiriqqa qaytarilgan javob tariqasida o'tirga chiqqan. Amerika xalqaro dini erkinlik komitetining yillik dokumentlarida Xitoy rejimi yillardan buyon dini e'tiqod haqlarini dafsanda qilishdagi eng qabih davlatlar qatorida tilga olinayotgan bo'lib, mazkur buyruqning bu jihatlardagi xizmatlariga yangi hayotiy kuch elib kelishi umid qilinmoqda. Xitoy Uyg'ur ayollariga maxsus vaksina amlab nima qilmoqchi? Ijtimoiy uchurda tarqalgan sindan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur xonim qizlariga Xitoy ishlab chiqargan vaksinani amlash tashviqoti qilishga boshlagan. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib kelgandan beri Sharqiy Turkiston xalqining nufusining ko'payishini har xil yumshoq va qattiq vositalar bilan tizginlashga urinib kelgan bo'lib, oldingi asrning oxirlari texmo avjiga chiqqan. Ashkari holda Sharqiy Turkiston xalqining naslini quritish uchun tug'ut yeshidagi ayollarni majburiy holda tug'mas operatsiyasi qilgan. Tug'ilish oldidagi homillarni majburiy oldirib siyosatini yo'l qo'ygan. Xitoy mazkur qirg'in qilish siyosati orqali necha millionlagan tug'ilish oldidagi homillarning jinig'i zamin bo'lgan. Necha o'n minglagan ayollarda sifatsiz operatsiyadan keyin ag'ashma kasalliklar paydo bo'lib, nurg'un tragediyalar yuz bergan edi. Xitoy bu qatim Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksinaning import qilingan vaksinalardan arzon ekanligini, mazkur vaksina balyotqu bo'yni rakining oldini oladiganligi, vaksinani 9 yosh bilan 45 yosh oralig'idagi xonim-qizlar amlatsa bo'ladiganligi, bir qatim amlatish bahosining 329 yuan ekanligini tashviq qilishga boshlagan. Xitoyning mazkur tashviqoti muhojiratga Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, Xitoy tajovuzchilarining yumshoq vosita orqali Uyg'ur xonim-qizlarini tug'mas qilishni planlayotganligini ilgari surmoqda. Tibetdagi Xitoy askarlari jang manevri olib bordi. Tibetdagi Xitoy askarlari singib kirish manevri o'tkazib, Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi chegara jiddiyligi ichida kechida Igizlik rayonida jang tayyorligini sinash manevri olib bordi. Xitoy markaz televiziya stansiyasining dushanba kuni xabar qilishicha, Xitoy armiyasining razvedka otryadi yaqinqi kunlarda kechirik ko'rish uskunasi orqali 4700 metr egizlikdagi Tangula tig'idagi nishonga qarab jang mashqi manevri olib bordi. Manevrda Xitoy askarlari uchquchsiz aeroplan va portlatqich dori ishlatgan bo'lib, razvedka batalyonining qo'mondoni Machianning manevrda miltiq qo'l bombasi va raketa qatorliq 2000 dan ortiq o'qning aytilganligini bildirdi. U so'zda mundoq dedi: Manevr askarlarning favqulodda murakkab ahvolda harakat qilish va yangi uskunalarni ishlatish iqtidorini sinadi dedi. 5 maydan boshlab Xitoy va Hindiston chegarasida ikki davlat askarlari Hindiston boshqaradigan Kashmirdagi Ladakh bilan Xitoy boshqaradigan Aqsay Chin o'rtasidagi Galvan daryosi vodiysida tirkishishga qatnashgandan buyon jiddiylik kuchaydi. Beijing vaziyatning kontrol ostida ekanligini aytdi. Ammo kuzatuvchilar Beijingning Hindistonning Aqsay Chindagi faoliyatiga rayonning Sharqiy Turkiston va Tibetga yaqin bo'lganligi uchun hushyorligini o'stirganligini bildirmoqda. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministri Fahrettin Koca 3 iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 24 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca soat 7 Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 52305 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 867 yuqumlanuvchining ko'payganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 166422 ga yetganligini, bir kun ichida 24 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4609 ga yetganligini bildirdi. Sahiya ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida bir kun ichida 931 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 612 bemorning kesilining iyg'ir ekanligini,
bir ay burun 1424 bolgan kesili iğir bimarlarının sani barğansırı tövellep, tövelleş nisbiti 57% bolganlıqını, küllük Xitay virusu bilen yuqumlunuş nisbiti 48% çüşkenlikini, bundan kinki küllerde kol pakızlıqı dikkat kılış, maske taqış ve ictimai münasifetlerde arlıq saqlaş qatarlıq tedbirgi sel qarışqı bolmaydı qallıqını. Yaxşı tedbir, yaxşı neticinin belgisi işkenlikini bildirdi. Çavuşoğlu kün tertipteki meselelerge dair suallarga cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Şarkı Akdeniz'de Türkiye uğrun almagan hiçbir gelişimden inavetlik bulmaydıqallıqını etti. Mevlüt Çavuşoğlu bir televiziya kanalının maksus sökbet programasında kün tertipteki meselelerge dair suallarga cevap verdi. Minister Çavuşoğlu Şarkı Akdeniz'deki özgürlükler doğrusu toxtulup, Türkiye'nin uyardaki muddaasının barlıq tərəflər bilen həmkarlıq orunduşunun ibaret işkerlikini təkikliğen halda, Rim tərəfinin mu Siprus ətrafıdaki baylıqlarını adil təxsim qılış doğrusu da Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti bilen kilişim tüzüşü gerektiğini əskerdi. O Şarkı Akdeniz'de barlıq tərəflər bilen həmkarlıq orunduşu təyarımız. Bırak bugün geçe Grisiya, Mısır, İsrail'e oxşaş rayondaki başka devletler bizni çetki qıqıp, öz arası da həmkarlıq orunduşu orundu. Biz onlarga Türkiye uğrun almagan hiçbir kilişim küçüke ige emez. Türkiye'nin iştirak kılmagan hemkarlıqının ünümü bolmaydı devatimiz. Bunu taşlıgan kademlerimiz arqılıq işbadıldıq. Kılıvaldıqlarga yol koyulmaydı. Şarkı Akdeniz'de hemkarlıq ornitişini halisanlar, bizning kışımızga kelinlar dedi. Minister Çavuşoğlu, Grisiya'nın İstanbul Fethi kılınğallıqının 560 yıllıqını hatırlaş faaliyetler dairesi de Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okuluşu görsetken narazlıqı doğrusu toxtulup, Türkiye Cumhuriyeti'de ezan ya ki Kur'an-ı Kerim'nin kayırdı okulduğallıqını biz başkalardan soramdıq dedi. Türkiye'ye bu cahette akıl görsüdüğün en ahırkı devletinin Grisiya işkerlikini təkitleyen Çavuşoğlu, Avrupa'da camiası bulmağın birdenbir paytaxtının Atina işkerlikini təkitlep ötü ve sözünü devamlaştırıp, Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethi kılınğandır diğerlerini kayıt kıldı. Çavuşoğlu Liviya'daki en yeni özgürlükler doğrusu toxtulup, devletinin şarkıdaki kanunsuz korallıq güçlerinin rehberi Halife Hafter'nin nöbette saklanıvatkan meselelerge siyasi çare tepiş fikirge yıkın gelmeye vatkallıqını bildirip, Arap Birleşme Halifeliği Mısır ve Fransiyaya okşaş devletlerinin Hafter'ini kolla vatkallıqını bildirdi. Hafter'ın yıkınkı mezgillerde hücum kılıçını küçeytkenlikini təkitleyen Çavuşoğlu, bunu körüp yetken Liviya Başministeri Faiz Serraç hükümetinin kayturma hareketke ötüp Hafter küşlerini çekindirişke başlayanlıkını ve muhim caylarını kolgu kirgüzgellikini etti. O Trablos'tan Tunus kıçı bolgan deniz kırgıkının kolgu kirgüzülüşü, halkara aerodromlarının kolgu kirgüzülüşü, hava ve kuruksuktan ilgirleş hasılı kılış Hafter'nin bu canda galibi kılalmaydıqallıkını körüstüp berdi dedi. Amerika Koşmuş Ştatları'da karitellik Amerikalık George Floyd'nin sakçı zoravallıqı neticesi cendin ayrılışı doğrusu mu toxtalgan Çavuşoğlu, bir sakçının her kandak bir insanını irqi, dini, itikadının kandak buluştan kat'i nazar, bu şekilde öldürüp etişini kubul kılgılı bulmaydı, dedi. Çavuşoğlu, Amerika'daki mevcut irqçılıqının devamlı şivatkallıqını əskertip, şunu bu cinayetini sadır kılgan sakçıqı münasifetlik değil o, barlıq kişilerinin vicdanını rahatlatıdığan şekilde adil bir taraf kılınışı gerek, dedi. O bu cinayetinin buzgunçılık seliş hareketine ayınlıp getişini ama doğru emezlikini, hatta nahayeti xatarlık iş işkerlikini təkitləb, kim buluşudun qat'i nazar yalğız Amerika'da emez, başka herkandak bir devletde mi bu şekilde buzgunçılık hareketini kollası bulmaydı. İnşallah keçikmesin soğuk kallık hükümran uğrunu ötküsü. Bu yerden onların soğukkan buluşku çakırımız diğerlerini sözlerge ilave kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.